Bugün Türkiye'nin ilk online sanat televizyonu Art TV olarak sürreal yüzleriyle bilinen sanatçı Müslüm Teke'nin atölyesindeyiz. Merhaba Müslüm Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim sizler. Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Ben teşekkür İlk sorumla ederim. Başlıyorum tabii o zaman. Tabii ki buyurun. Bize kendinizden ve sanat yaşamınızdan bahseder misiniz? Sizi sanat serüvenine iten bu itici güç nedir? Güzel soru. Çocukluğumdan bu yana sürekli yüzlerle uğraştığım için yüzleri biz zaten ilerleyen sorularda ortaya çıkacak bunlar. Temam hep yüzler oldu. Yani çocukken oyun oynarken gökyüzünü izlerdim. Bulutlardan bir şeyler çıkarmak isterdim. Ondan sonra onu toprağa çizerdim aynı şekilde. Çamurla bir şeyler yapmaya çalışırdım. Genelde böyle. Bununla araştırdım diye böyle diyebiliriz. Size ilham veren unsurlar nelerdir? Eser üretirken nasıl bir ruh haline giriyorsunuz? Yani eser üretirken zaten kendi üslubumu artık oluşturduğumu düşünüyorum ben. Bunlar için her şeyden besleniyorum. İşte sinemayı çok severim mesela. İzlediğim bir filmden, bazen bir tiyatro sahnesinden, bazen bir dörtlükten, bir şiirden, bazen bir gazete haberinden, gölgeden, işte uçan kuştan. Yani ilham almak için aslında çok da bahaneye gerek yok. Gördüğünüz her şey, doğanın kendisi zaten size her şeyi sunar. Onların içinden resim yapan, resim yapabilen, görebilen içinden seçer, alır. Genelde portreler üzerine çalışıyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Evet, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, çok küçük yaşlarda, az önce yine bahsetmiştim, çizgi romanlardan çok etkilendim. Yani bize açıkçası resim öğretmenlerimiz ya da büyüklerimiz yönlendirmedi bizi. Yönlendiremediler mi, yönlendirmediler mi onu çok bilemem. Kendim çizgi romanlardan çok etkilenmiştim. O dönemde garip bir şekilde çizgi romanlar yasaktı. Ailelerimiz izin vermezdi, gizlice okurduk. Erkek çocuklar daha iyi bilir bunu. Ben oradan işte Spider-Man, işte Tarkan, işte Conan, onların bakıp birebir aynısını çizip işte yayın evlerine yollardım. Oradan birkaç kez yayınlanınca o inanılmaz bana teşvik etti beni yani. Birinci etken bu diyebilirim. Ailemin de etkisi oldu mesela. Biz geniş bir yeriz, 7 kardeşiz. Ablam özellikle yönlendirdi. Abim tiyatro ile ilgilenirdi. Hakkını yemeyeyim, yine bir resim öğretmenimin tabii ki faydası oldu. Yönlendirdi beni. Çok kısa süreli de olsa dokundu en azından bana. Dokundu derken haylaz bir öğrenciyim. Çok haylaz bir öğrenciydim. Resim öğretmeni bir karalama yaparken görmüş bir tane. Bunu kim çizdi ısrarla soruyor sınıfa. İşte benim ismi yaptığımı söylediler. Bu çocuğu mutlaka bulun, bu çocuğu mutlaka bulun, yanıma getirin, bununla tanışmam lazım diye. Tanıştıktan sonra beni övdü, anlattı, bir şeyler anlattı. Ne kadar gerilmiştim ondan. Bir öğretmen övüyor seni, bir şeylerden bahsediyor. O beni çok germişti. Bir yandan da inanılmaz gurur verici bir şeydi. En büyük etken bu diyebilirim. O resim öğretmenimi, şimdi tabii rahmetli oldu, onun hakkını vermek isterim yani. Çok güzel bir hikayeymiş gerçekten. Her tabloda neredeyse aynı yüz ve portreler var. Hem durağan hem hareketli. Bunu biraz anlatır mısınız? Yani bu yüzleri yaparken kafam çok karmaşık benim. Yani zaten yansımıştı oraya çok karmaşık. Böyle bir anda sadece bir şeye odaklanamam. Mesela hani şimdi röportaj yapacağız dediniz ya, bendeki en büyük sorun kafamın sürekli dönüyor olması. Ama neyse, şimdi kendimi hazırladım bununla ilgili. Güzel bir soru oldu bu. Yani bu duran tipleri oluşturmak için tabii uzun yıllarımı verdim. Doğru. Yani meslekte 22. yılım. Son 15 yıldır artık sürekli bu yüzleri çalıştığım için bu statik duruşu özellikle çalıştım. Ha bunlar kişi ya da kişiler değil. Kadın ya da erkek değil, insan. Bazen şey diyorum bunlara, doğmamış yetişkin insanlar. Ya dikkatli bakarsan zaten kirpik yok, kaş yok, saç yok, jest yok, mimik yok, evet. Olduğu gibi. Ama ısrarla bize anlattığı bir şey var. Ama bunu söylemeyeceğim. Bunu... Belki en sona saklayabiliriz. İzleyici kendimi keşfetmesi evet, gerekiyor. Evet, bununla ilgili Kadir Ablak dostum çok güzel bir yazı yazdı. Neredeyse benim adıma bir manifesto yazdı son sergide. Kataloğu vereceğim, size oradan okursunuz. Tamam. Onu da almış olalım arada. Müslüm Bey, sıra dışı bir tarzınız var. Siz kendinizi çağdaş resim sanatında nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ederim.
Ya sıra dışı tarzım dediğim gibi yine en büyük etken aslında yine illüstrasyon tadı ver benim çalışmalarımda. Üniversitedeyken hocalarım bundan bahsetmişti ama bunu kullan demişlerdi. İyi ki de kullandım. Ya sıra dışı olmak için yani bunun için özel çaba sarf etmezsiniz. Yani bu sıra dışı etkisini yapıtlarınız ele verir. Yani bu soruyu sorduran zaten size sıra dışı olduğu düşündüğünüz için bu soruyu sordunuz evet. Bana. Dediğim gibi özel bir çaba sarf etmedim. Sadece kafamın içinde, beynimin içinden geçen şeyleri döktüm ben. Kağıtlara döktüm işte, tuvallere döktüm. Bütün malzemelere bir de çok yoğun çalışırım. Yani bu sıra dışılık yoğun çalışmanın getirmiş olduğu bir şey. Hatta arkadaşlar çok kızıyor bana. Ya sürekli çok çalıştım falan söylerler. Bu da benim dinlenme motivasyonum yani. Bağdat Caddesi'nde yeni açılan Cadde 160 Art Galeri'nin evet. sanatçısınız. Cadde 160 ile yollarınız nasıl kesişti? Evet. Cadde 160 ile tanışman kurucusu Fatih Bey ile uzun yıllar öncesinden dayanan bir arkadaşlığımız var açıkçası. Cadde 160 önemli bir galeri. Çok iyi bir galeri. İleriye dönük çok güzel düşünceleri var. Ben de o projenin içinde yer aldığım için keyifliyim. İyi ki de oradayım. Tanıdığım diğer tüm galericilerden çok farklı. Ya birazcık da kendi tarzıma yakın hissettiğim için oradaki oluşumu, oradaki hareketliliği. Bu beni çok motive etti. Yani dedim tamam doğru yerdeyim. O doğru yerde olduğumu düşündüm. Böyle diyebiliriz. Bize yurt içi ve yurt dışı çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Yakın zamanda eserlerinizi nerede görebiliriz? Ya şu anda mevcut bir sergim var. Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde Mehmet Lütfişen küratörlüğüyle, Sayın Mehmet Lütfişen küratörlüğüyle güzel bir sergi açtık. Halen devam ediyor. Yolunuz düşerse mutlaka gidin. Evet, 13 Şubat'a kadar açık olacak. Oradan da çok güzel tepkiler aldık. Güzel şeyler oldu. Yurt dışında şu anda zaten malum pandemi olduğu için gönderemiyoruz resmi ya da katılamıyoruz buralara. Bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Müslüm Bey bizi bugün atölyenizde ağırladığınız için ve bu güzel sohbet için Art TV olarak çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bu soğuk kış gününde siz geldiniz, yaz geldi. Güneş ışığıyla geldiniz. Her zaman beklerim. Yani iyi ki de geldiniz. İyi ki varsınız bu arada. Teşekkürler sizlere.